Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kış için semizotu nasıl saklanır onu göstereceğim. Şu anda mevsimi bol bol bahçelerde bulunuyor. Bu da benim bahçem arkadaşlar. Bakın semizotlarına körpecik taze taze biberlerin aralarında çıkmışlar. Kendiliğinden suyu görünce bunlar kendiliğinden çıkıyor. Hiç ekmenize gerek yok. Yaş toprakta fışkırıyor yaz aylarında. Şu anda da tam zamanı. Daha sonra tabii ki bunlar çok büyürlerse kartlayacaklar, çiçek açacaklar ve çok lezzetli olmayacak o zaman da. Bu şekilde körpe olduğu zaman hemen bunları böyle toplayın, benim topladığım gibi. Ve daha sonra buzdolabınızda, derin dondurucuda saklayın arkadaşlar. Kışın gözü kara derler. İnanın bunlar kış aylarında çok aranıyor. Bir öğün yemek savarsınız. Şimdi burada toplamış olduğum, görmüş olduğunuz semizotlarım var. Az önce topladım gördüğünüz gibi bahçemden. Bunların yapraklarını temizleyeceğiz. Çok körpeler, hatta şu sapları dahi yemek olarak hazırlanabilir. Şöyle yapraklarını temizliyoruz. Bir büyük fırın tepsisi topladım ve bunları tek tek şöyle temizleyeceğim arkadaşlar. Kış için saklamak üzere hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, bir hafta oldu herhalde. Video çekemiyorum. Malum yaz aylarına girdik ve ev işleri çok fazla olduğu için, bayram da yaklaştığı için temizlik yapıyorum. Ve video çekme işi biraz uzadı. Sizden özür dilerim arkadaşlar. İnşallah artık çok fazla aralık olmadan yakın yakın videolar atacağım. Yararlı videolar atacağım. Herkes faydalansın videolarımdan. Evet, bu şekilde güzelce yapraklarını temizliyorum arkadaşlar. Tabii ki çok olduğu için belli bir süre sürdü. Yarım saat gibi bir zaman sürdü hemen hemen. Şu anda hazır. Artık ne kadar olursa o kadar yapacağız. Daha sonra yine büyüdüğü zaman tekrar toplayacağım ve tekrar yapacağım. Evet, tenceremin içine koydum. Derin bir kabın içine koymamız lazım. Şimdi yıkama aşamasına geçtik. Hatta bahçeye çıktım ki bol bol yıkayalım. İyice temizlensin. Çünkü içinde topraklar var. Tamamen temizlenmesini sağlayacağız. Topraklı bir şekilde koymamamız gerek. Derin bir tencerenin içine koydum. Ve çeşmemi açtım. Bakın şöyle üzerinden birazcık bastırıyorum ki topraklar dibe insin. İyice dolduruyorum suyunu. İki tane kabımıza ihtiyacımız var. Bir büyük tencere daha koydum. Şimdi bundan şöyle elimle bakın alıp diğer kabın içine koyuyorum ki bu şekilde topraklar dibe inecek. Evet, 4 ya da 5 kez tamamen topraklar içinde bitene kadar yıkamamız gerek arkadaşlar. Topraklı çıkıyorsa suyu yıkamaya devam edin. Tamamen topraktan arındırılana kadar yıkayacağız. Bakın bir kere yıkadım. Gördüğünüz gibi toprak dibine çöktü. Bu şekilde dediğim gibi 4 ya da 5 kez yıkayacağız. Nasıl yapacaksınız onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yıkama esnasında sizlere kışın bir tanesini çıkardığınız zaman yemeklik soğanını normal doğrayacaksınız. Yağsını, salçasını koyacaksınız. Kavurup sıcak tencerenin içine bir tane koyun. Semizotların bir paketini koyun. Ve güzelce kavurun, pirincini, bulgur ya da pirinç hangini kullanacaksanız ilave edip yemeğini pişirebilirsiniz. Yoğurt olarak da tüketebilirsiniz. Evet, iyice yıkadım arkadaşlar bu esnada. Tamamen topraktan ayrıldı. Şimdi bir kevgir koydum. Kevgirin içine temizlemiş olduğum semizotlarını koyuyorum. Şimdi bu kevgirde 15-20 dakika şöyle bekleyecek. Tamamen suyundan süzülmesi gerek. Sulu koymayacağız arkadaşlar dolaba. Bu şekilde biraz bekleteceğiz. Tamamen suyunun süzülmesini. Bekleyelim bir 15-20 dakika. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Evet. Tamamen süzüldü. Şöyle bakın kevgiri üzerinden alacağım. Ki
ki nasıl süzüldüğünü size göstereyim. Şöyle kaldıralım. Bakın gördüğünüz gibi süzülen suyu da burada. Şöyle onu da kenara alalım. Ve artık semizotlarımız hazır. Dolaba girmeye hazır. Şimdi ben bunları hiç haşlamayacağım. Direkt çiğ olarak buzdolabına koyacağım. Poşetlerimi dolduruyorum arkadaşlar. Artık ne kadar yemeklik koyacaksınız o kadar poşetlere doldurun. Çok isterseniz çok, az isterseniz az olarak koyun. Pişireceğiniz yemeğe bağlı ya da yetmezse iki poşet birden çıkarın pişirin arkadaşlar. Bu şekilde bakın birer pişirim olarak ben poşetlere koyacağım. Siz de bu şekilde semizotlarını toplayın arkadaşlar. Şu anda tam mevsimi. Bir 15 gün sonra bunlar kartlayacaktır. Çıkın. Yani dışarılarda suluk arazilerde genelde çok çıkarlar. Bunlar kendiliğinden toplayın. Ücretsiz, üstelik bedavaya yemekliğinizi yapın. Ve koyun dolabınıza. Derin dondurucularınız varsa bu şekilde de yapıp değerlendirin. Kış aylarında bunlar çok aranıyor. Hazırcacık yemek çıkarıp hemen pişirin. Bir gün yemeğinizi hazırlamış olursunuz arkadaşlar. Evet, şöyle kenara alalım. 3 poşet çıktı gördüğünüz gibi. 3 poşette semizotlarını doldurdum. Birer pişirim olacak şekilde poşetlere doldurdum arkadaşlar. Şimdi poşetlerin ağızlarını bağlayacağız. Havalarını birazcık çıkarıp ağızlarını bağlayacağız ve dolaba koyacağız. Bakın şöyle çok fazla bastırmıyorum. Elim ile hafifçe çekin. Şöyle birazcık yerleştirip havasını da birazcık çıkaralım. Ve ağzını şöyle birer dümcük atarak bağlıyorum. İşte bu kadar hazırlamak kolay. Tabii ki temizlemesi bayağı bir zaman alıyor. Ama hazır temiz olan yemeği de pişirmek çok kolay. Dediğim gibi her yerde bunlar kendiliğinden çıkan birer sebze. Bol bol toplayın toplayın. Koyun dolabınız arkadaşlar. Derin dondurucularınız varsa bu şekilde kış için saklayabilirsiniz. Yoğurtlu, pirinçli ve bulgurlu olarak da pişirebilirsiniz. Üzerine yoğurt koyabilirsiniz. Mis gibi sarımsaklı yoğurt nefis olur. Hatta bunun salatası da çok güzel olur. Semizot salatası. Bazıları çorbasını yapıyor. O da güzel olur. Denemek lazım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin arkadaşlar. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.